Sen ve bütün bu hırslarından kurtulabilirsen mutlu olabilirsin. İşte ben Serap'a bu yüzden yardım ediyorum. Ve Kemal'den boşanman için ne gerekirse yapacağım. Ve şunu bil ki, karnındaki çocuk gibi sen de bana aitsin. Kemal, sana bir şey soracağım. Sen de yokluk içinde büyüdün, ben de. Sen de çocuk yaştan beri gece gündüz çalıştın, ben de. Suyu olmayan, helası bile olmayan evlerde büyüdük. Bazı geceler aç uyuduk. Ben daha küçücükken el kadar kardeşlerim öldü açlıktan, yokluktan. Sen olsan çocuğunun böyle bir şey yaşamasını ister miydin? Bir zamanlar sinemaya bile gidemezdik. Hatırlasana. Paramız yoktu. Büyük kulüpten bizi nasıl da kovmuşlardı. Hatırlıyor musun? Kimse adam yerine koymazdı bizi. İtibar etmezdi. Babam bile hayvan muamelesi yapardı bana. Döve döve satmıştı beni, hatırlasana. Param yoktu. İtibarım yoktu. Hiçbir şeyim yoktu. O vakitler Serap Hanım değildim daha. Ama ne zaman Serap Hanım oldum, o zaman her şey değişti. Şimdi büyük kulüptekiler kapıda karşılıyor beni. Giysilerim, otomobilim, param var diye bütün kapılar ardına kadar açılıyor. Ali öksürse doktorları diziyorum başına. Beni duvardan duvara vuran babam bile el pençe divan eğiliyor önümde. Ben Muzaffer'le evlendim de hanım olmadım. Muzaffer öldüğü zaman hanım oldum. Dişimle, tırnağımla, kendi emeğimle hanım oldum. O çiftlik benim kalem. Orası Serap Dinç Hastan'ın çiftliği. Orayı almam lazım. Ama bu demek değil ki çiftlik uğruna senden vazgeçerim.
Eğer sen dersen ki ya çiftlik ya ben. Ben elbet seni seçerim Kemal. Her şeyi senin için yapacağım. Seni üzmelerine izin vermeyeceğim. İkimiz birlikte gideceğiz buradan. Sen doğduğun vakit bu yalnızlık da bitecek. Her şey çok başka olacak. Her bir şeyi aldın değil mi? Bakın. Hürriyet burada. Vekalet sureti de var. Tamam kurban oldum. Eksik yok yani. Hadi hayırlısı. Bakalım Halide'nin vekaleti geri aldığını duyunca ne yapacak? Ne yaparsa yapsın. Allah Allah. Neyse kurban oldum. Ben gidiyorum. Kendine dikkat et, tamam mı? Tamam. Hadi, kolay gelsin. Sağ olasın. Selamünaleyküm Hafız. Aleykümselam Ramazan. Hayrola, ne yapıyorsun? Mahalleme bakıyorum Ramazan. Zorba bir adamın zulmü altındaki mahalleme bakıyorum. Hadi kalk, seni fabrikaya götüreyim ben. Ne yapacakmışım ki ben fabrikada? Oğlum sana orada bir iş ayarlarım ben, hadi. Ben mahallemi bırakmam. Cemşir'den hakkımı alacağım. Ya kurban olduğum, alırsın. Ama böyle işsiz, güçsüz, ac acına olmaz ki ne? Cemşir ağayı yola getirene kadar diyorum, anlıyor musun? Bak gidelim. Yürü, 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 yürü. Hayırlı sabahlar Halide Hanım. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.